Çat baranda da süt vermiyor bize. 30 bin lira para yatırmışız. Ne zaman yatırdın? Bugün yaptık. Yani kayısıyı ne, su parası ne zaman yatırdın? 15 gün ondan önce. Parasını yatırdın, suyu vermiyor. Heh, vermiyor. Verse bu kayısı çok daha iri olur değil mi? İki mislisi olurdu efendim. Dünyada rekor kırardı. Bu kadar susuzluğa rağmen yine çok iyi görünüyor. Seyrektir efendim. 30 bin lira para mı yatırdın? 32 bin lira efendim. 32 bin lira. Ne diyorlar? Su yok. Allah Allah. Kanal bozuk. Betonu dökmüyor. Deprem oldu malum. Bilir mi bu dairenin sahipleri nerededir? Niye yapmıyorlar? Peşin parayı bizde alıyor. Evet. Yemin ederim ben gittim şey Cumhuriyet altını borcu ettim, götürdüm, yatırdım bir bölge. Şeyden. Su da yok. İki Cumhuriyet altını borç aldın, 32 bin lira yatırdın. Hı? Su da yok efendim. Sulamadın. Şimdi bir de kayısıyı yaptın, satınca da altınları ödeyeceksin. Başkanım biz bir üreticiyiz. Üreticiye destek olması gerekiyor. Bunu her yere dile getirir. Ben dün sulama birliğine gittim. Paraya tıraştım. 5 kişi varmışız. Mesai bitti dedi. Bizi almak istemedi. Biz orada biraz tartıştık. Dedim ki ya siz özel kurumsunuz. Yarı resmiyse yarı para topluyorsunuz. Önümüz cumartesi, pazar. Sulama yapacağız. Kartlara para yükleyeceğiz. Ne isterse veriyoruz, pazarlı şansımız da yok. Artık geçen yıldan kalan bahçelerimizi iptal ediyorlar. Hakkımıza konuyorlar yani. Bu köylüye, üreticiye reva mıdır? Şu, evet, organik. O 7000 dönüm var ya, arazimi benden 3000 dönümü çaldı. Ondan sonra kanalı da uzatmadı. Çat barajın suyu efendim. Suya zammı söylüyorum, suya zammı. Suyun zammı da %500. Bak kayısı da tamam fiyatı. Pazarlı şansımız yok, bizim insan yerine koymuyorlar. Yani geçen sene 150 idi, bu sene 650. Ata Türkçülerden, ata Türkçü kadını gelip sizi görmeye geldim. Yolunuz açık olsun, Allah size bin kere razı olsun. İyi ki varsınız. Sağ ol, sen tamam. İyi ki varsın anneciğim, sağ ol. İyi ki varsınız. Yani başkanım, Malatya'daki sorularımız çok. Çok. Çiftçi olarak çok, depremzade olarak çok, su sorunumuz var. Yani her şey iki fiyatına, Elazığ'dan Malatya arasındaki pazar fiyatları %100 değişiyor. Orada 50 liralık mal, burada 100 lira. Denetim yok. Şurada 150 metre bu tarafta yaklaşık 3000 lira arazime su geldi. Derenin bu tarafına veriyor, bu tarafına veriyor. Bunlar hep... Ben bilgilerle de yazdım. Bir de araziyi aldığı halde ha, ben azaydım o zaman. Toplaştırma girdi, benden %5'i kestin. Ben de şeye gittim, Elazığ bölge müdürüne gidiyorum. Elazığ bölge bir he diyor, bir yok diyor, uzatamadım. Para yoktu, su yoktu, su yoktu, su yoktu. Normalde oradan su verilse o cazibeyle gelecek yukarıda, değil mi? Tabii yukarıda, yukarıda. Öbürünüz elektrikle çekmeniz bana diyor git boruyu tak götür, boruyu tak götür, bana yazı ver, ben köylüyle beraber götürelim. Yazı da, resmi yazı da vermiyor. 30 dönüm, yapraca 15-16 tane evimiz var. Şu an hala yapılmadı. 40 tane evimiz vardı, şöyle 16 tane yapıyorlar. Öbürlerine yer bulamıyorlar. Kamulaştırma yapıyor, yok. Yerinde yapıyor, yok. Burada hazine var yapıyor, yok devlet su işleri oraya izin vermiyor, boş arazi. Devlet su işleri izin vermiyor, devlet su işleri bu Oğal döneminde buraya alındı. 3 ay Oğal'dı. O zaman Oğal dönemi neydi madem öyle? Yani sıkıntımız bir tamam. Kayısı da evet, tamam fiyatı. Her şeyde olduğu gibi çiftçi burada da çok mağdur. Yakmıyorsun, ne diyorsun? Bir her şey taban fiyatı var, kayısını yok. Bir işçi 1000 lira istiyor, giden sana 400 lirayken kayısı aşağı veriyor, yukarı çıkıyor. Giden sana 150'ye 160 liraydı. Fiyat düşüyor. Bu sıra fiyat oraya kavuşmaz bile. Öyle görünüyor yani. Genel Başkan bir de 3 yıl önce Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alacağız diye ilanda bulundular. Ve caf caf yaptılar. Daha uzun açtılar AK Parti vekilleri. Bir ay aldılar. Kuru kayısı. Kuru kayısı. Bir ay aldılar. Ondan beri daha 1 kilo kayısı alabilmiş değiller. Hatta 6 Şubat depreminden sonra milletin, siz biliyorsunuz, enkazın altında kalmıştı kayısıları. Yine almadılar. Çağrı yaptık. Bizim belediyeler sağ olsun aldılar. Ekrem Başkan aldı, Mansur Başkan aldı. Mansur Eskişehir bir şey aldı. Yani 1 kilo daha kayısımızı almıştık değiller. Toprak Mahsulleri ve ilan ettiler. Yönetimin bozukluğu mu? Anlayacağız, Malatya sahipsiz başkan. Sayın sahipsiz. Bir Veli Bey var, Veli Bey. Hangi birine koysun? Hangi birine yetişsin? Hangi birine derdini dinlesin, dile getirsin? Malatya'da %18 alıyorduk, 38 aldı tek başına. Bundan sonra bir inşallah... Bir gurur verici bize. Evet. İnşallah olacak ama. Bir değil, 3 milletvekili olacak. Artık muhalefet değil, iktidar olacağız yani inşallah. Ürününüz bereketli olsun.
Ümit ederim keseniz bol olsun. Ama maalesef biliyoruz ki bu sene sıkıntılar büyük. Kuru kayısı geçen senenin %40 üstünde fiyatı. Ama her yerde geçen sene 175 lira olan marketteki fiyat olmuş 370 lira. Ama burada kayısıya 140 lira fiyat veriyorlar. Biraz önce de konuştuk. Mutlaka ve mutlaka kayısıya taban fiyat uygulaması yapmak lazım. Biraz önce arkadaşlarımız uzun uzun yakındılar. Sulama sıkıntılarını anlattılar. Yapılan barajdan 1/3'e su verdiğini, 2/3'e vermediğini söylediler. Parasını yatıramayıp da su alamayanlar, verimi düşük olanlar şikayetlerini anlattılar. Ben tabii bunları burada söylüyorum, televizyonlar var. Yarın bir başka yerde yine söyleriz. Ama Malatya'nın sorunu, sorununun söylenmemesi değil. Yoksa Veli Ağbaba kadar ilinin sorununu mecliste anlatan bir başka milletvekili yok zaten. Ama sorunu anlatan çok da çözen yok, çözen. Onun için ne yapmak lazım? Gerçi burada söylemenin bir manası yok. Örnek köy Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Atatürk'ün partisine, halkın partisine sahip çıktı. Veli Ağbaba'ya sahip çıktı. Ama bütün Malatya'nın artık İsmet Paşa'nın partisine, Atatürk'ün partisine sahip çıkması lazım. Bugünkü iktidar parayı zenginlere veriyor. Müteahhitlere veriyor. Yandaşlara veriyor. Ama Halk Partisi'nin iktidarı olursa vatandaşın yüzü gülüyor. 1970'leri hatırlayanlar bilir. Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde çiftçinin yüzünü güldürmüştü. İşçinin yüzünü güldürmüştü. Ama bugünkü iktidar 22 yıldır Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylünün canını okudu, anasını ağlattı. Gerçi şöyle de bakmak lazım. Ne oldu? Örneğin tütün üreticisine zulmettiler. Ne oldu Doğanşehir'de? AK Parti tepe taklak oldu. Doğanşehir'de CHP kazandı. Adıyaman'da AK Parti düştü, CHP kazandı. Demek ki tütün üreticisinin, çiftçinin, kayısı üreticisinin ahını alıyorsan seçim sandığında da onlar sana cevabını veriyorlarmış. Herkes bunu böyle görsün bilsin. Bizim ciddi sorunlarımız var. Organik kayısıyla konvansiyonel tarım arasında çok ciddi fiyat farkları var. Fiyat farkı yok. Ama insanlarımız çok ciddi mağdur oluyor. Çünkü organik verimler %40-%50 düşüş. Ama fiyat farkı çok az. Neredeyse birbirine yakın. Ya da bu ciddi anlamda mağduriyete neden oluyor. Kayısının organikte temel sorunu bu. Bu senede işçi üniyelerimiz inanılmaz derecede yükseldi. Şu an 1000 liralardan, 1200 liralardan bahsediliyor. Tabii bir de çalış ücreti, yaş ücretiyle işçiye çok ciddi bir külfet oluyor. Kayısı üreticilerinin temel sorunlarından biri bu Sayın Başkanım. Ama bizim kırlangıç halkı olarak 2022'ye ait bir karşıdaki dağımız, sizden ricam ki 1 kilometre sonra sağ tarafa bakarak gidin. 2022 Sayın Başkanım, bu da güncel hali. Dağ yok olmuş gitmiş. Taş Hocam. Evet. Şuradan çıkarabilirsin. Bu bölgenin en büyük problemlerinden birisi Taş Hocam. Aynen. Evet. Başkanım, bugün 2 saat önce bir Taş Ocağı'nın eskovatörü yol açma çalışması için girdi. Yukarıda 20'ye yakın firmanın ruhsatı var. Malatya'nın en çok büyüyen köyü diyorum, kırlangıç köyüdür. Çünkü bizim taşlarımızla, bizim meralarımızın malzemeleriyle şehirlere yol yapılıyor, beton yapılıyor. O yüzden biz alan olarak büyüyen bir köyüz. Taş ocakları en büyük problem. Maalesef köylerin yakınlarında kuruyorlar. Bir de toz da çok. Çok toz çok diyor. Su kaynaklarını kurutuyor, mezarlıkları yok ediyor. Biz çok uğraşıyoruz ama maalesef chat sürecini takip ediyoruz. Arkadaşlar hukukçular takip ediyor bu süreci. İtiraz ediyoruz, o chat toplantılarını basıyoruz ama
Çok ciddi bir problem. Başkanım, biz ne kadar müdahale edersek edelim, chat süreçlerine ne kadar müdahale edersek edelim, o köy mahallesi bölgeye ait şeyler, taş ocakları maden kanununda şu an. Değil mi Sayın Vekilim? Maden kanununda olduğu için chat süreçlerine veya birçok iki noktada tıkanıp kalıyoruz dernekler Orman olarak. Zaten. Hep bizim bu bölgenin kanayan bir yarası bu Sayın Başkanım. Bu aromada organik sayısıyla dünyanın her yerine buradan gidiyor. Çok lezzetliydi gerçekten. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel sizlerle. Sizlerle ikizce. Deprem oldu. Malatya'da deprem oldu. Gerçekten deprem oldu. Daha ikizce daha depremi yaşıyor. Kat kat yaşıyor. Sebebine gelince kamu yararından dolayı meramız gitti. Hazinemiz gitti. Evlerimiz gitti. Özel mülkiyetimiz gitti. Hiçbir şey kalmadı. Yetmiyormuş gibi taş uçaklar devam ediyor. Ondan sonra yolumuzda adamlar parayla ne sürmüşler ya Türkiye. Evet biz de sahamızı açtık. İnsanlara bir an önce şeyine kavuşmaları için, bir an önce rahatlığına, refaha kavuşmak için biz de sahamızı açtık. Yalnız bütün evlerimiz yıkıldı. Bazılarını yükseltmek veya da bazılarını öldürmek olmaz. Biz bunu yetkililere herkese söyledik. Valiye söylemişiz, belediye başkanına söylemişiz, Yeşil'e söylemişiz, kaymakama söylemişiz, çevre şehircilere söylemişiz, sağlık il müdürlüğü, herkes tamam muhtarın tamam orada milletvekillerine de söylemişim. İnanç Hanım'a söyledim, İnanç Bey'e söyledim. Tamam geleceğiz, halen geliyorlar. Sizdeki ricamız inşallah siz bunu meclise götürürsünüz, yansıtırsınız. Zaten siz gelmeseniz gerçekten gelmeyi düşünüyorum. Muhtarlar olarak günlük belediyenin yolunu en az 6-7 kez arşınıyoruz ki yolumuz yapılsın. O yolda taş ocağından çıkan malzemeyle yapılan bir şey. İşin bilincindeyiz. Ama yaşam alanlarımızı ihlal edin demiyoruz. Kalbimize hançer saplayın demiyoruz. Şu anda İkizce, Cafana, Kırlangıç, Cumhuriyet Örnek Köyü, Seyit Uşağı 13-14 tane taş ocağı ahtapot gibi sardı. Hatta sizin yanınıza da geldik Sayın Vekilimiz mecliste gündeme getirdi dedi taş ocağını. Verha taş ocağı, Şamaroğlan'ına döndük. Burabalı'nın sırtına hesabı, parayı cukkaya koyan rahmetli Turgut Özal dedi ya memurum işini bilir. Şu anda o türevini devam ettiriyor. Memurum işini biliyor. Cebine koyan ruhsatı veriyor, çeti veriyor. Ayın 25'ine tekrar halkın katılım toplantısı var. Tokyo'ya 500 metre. İkizce'ye, Cafana'ya tekrar taş ocağı açılıyor. Genel başkanım bir de elektrik konusunda. Malumunuz 6 Şubat depreminden sonra kaçak yapılanma meydana geldi. 40 bin taneye yakın kaçak yapılanma var. Şu anda TEDAŞ elektrik dağıtım şirketi yok. Belediye yardımcı olmuyor. Vatandaş mağdur durumda. Bir soğuk ayranını veya bir soğuk suyunu içemiyor. Çünkü körebe şöbe oynuyorlar. Elektrik yok karanlıkta. Bu konuda mecliste bir dile getirirseniz Sayın Genel Başkanım memnun oluruz. Hoş geldiniz. Ben Hüseyin. Bu bölgede 3 tane taş ocağı 5'er 100 metre 1 kilometre arayla 3 tane taş ocağı ruhsatı verilmiş efendim. Buyurun yani bize niye bunu yapılıyor? TOKİ'de o işin cabası. Bizim burada bir şey kuruldu, bir köyün yolu yapılmadı. Yani bir de grup yol, yani grup köyler, 5 tane köyün yolu, biz muhtarımın bahsettiği gibi her yere, her kapıyı çaldık. Hala toz toprağın içerisinde gelen insanlar gerçekten işler acısı. Yani burada hayat, yani yaşama gerçekten... Hayvancılık bitti. Ya, bitmişim. Bahçe içi evler var, bahçelerde evler var. Bu evler yıkıldı. Evler yıkıldığı için hiç kimse ürettiği kayısıya bir şeye dönüştüremiyor. Dolayısıyla ucuz yolla tüccara satmak zorunda kalıyoruz. Ya ben bizim de bahçemiz var. İzmir'den ben geldim. Kalacak yer yok, konaklayacak yer yok. Devlet hiçbir şey üretmemiş. Dolayısıyla mağdur oluyoruz yani. Ekonomik üretimde de mağdur oluyoruz. Daha doğrusu Malatya'nın sahibi yok. Genel Başkanım, sağ olsun vekilimiz var. Malatya'nın sorunlarını gündeme getiren mecliste. Başka bir sahibimiz yok. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.